Müzik! Dur burada! Konuş konuş! Ilık! Sultan deli mi oldu lan? Ali konuşamaz! Diye konuşamaz ki! Kalk lan! Gider lan! Şşşt sen oğlum! Lan konuşsana Ali! Müzik! Bana bak oğlum! Oğlum sen anlamıyor musun? Aramızda yerin yok senin! Burada yerin yok senin oğlum! Hadi, hadi git şimdi! Hadi git! Hadi! Haline bak! Zavallı! Bana bak lan! Şuna bak oğlum! Seni bir daha burayı görmeyeceğim lan Ezik! Kamak sütü be! Anlıyor musun lan beni? Anlıyor musun lan beni? Ezik oynama için kırk fırmaktan kemer lazım! Bizimle oynamaya için kırk fırnaktan kemer lazım! Lan! Bakın arkadaşlar! Bekşi çağırdım, Bekşi geliyor! Bekşiler! Şuna lan! Lan. Geç! Lan. Geç! Sen kimsin? Sen erdin lan! Oğlum sen erdin! Lan! Git! Git! Ne oluyor lan sana? Gelin lan buradan! Git! Ali iyi misin? Ali. Gel. Bir şey var mı? Ah, onun çok kötü olmuş. Gel. Ya sen neden her olan günü kendini öldürüyorsun? Neden ya? Niye ses etmiyorsun? Her şey geçecek, iyi olacak. Tamam mı? Dur, tamam. Ya oğlum ben her zaman yanında olamam ki. Yani dövdürmeyeceksin sen de kendini. Hiçbir şey yapamıyorsan kaç. Yani niye duruyorsun öyle? Ali, niye hiç ses etmedin seni döverlerken? Benimle oynarlar. Belki. Kime diyorum lan ben? Hadi sana dedim. Lan cevap versene. Hikmet. Lan senin yüzünden ben insan içine çıkamaz oldum. Bak bana bir kere baba de yeter. Bir kere baba de. Ama diyeceksin. Bırak çocuğu bırak. Gibi diyeceksin. Baba. Hadi baba. Baba! Çocuğum! Hasta diyemiyor! Başlatma lan hastalığından! El alemin çocuğu neler yapıyor? Bu iki lafı bir araya getiremiyor! Allah'ım! Allah'ım ben sana karşı ne günah işledim de sen bana sakat bir evlat verdin! Sakat değil o! Alanı mı değil! Nasıl senin gelmişini, geçmişini de! Ahmet! Şey! Neyse. Kalk. Hayır. Ama senin de tavşanını da. Hayır. Hikmet.
Eza'ya geleceksin. Eza'ya! 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 Eza'ya geleceksin. Eza'ya geleceksin. Üzgünüm çocuk. Yapacak bir şey yok. Cennete mi gitti? Hı hı. Gitmese olmaz mı? Cennete gitmeden önce ben onu tedavi edebilseydim kurtarabilirdim. Doktorlar herkese kurtarır mı? Hı hı. Adil Bey, yönetim kurulu hazır. Sizi bekliyorlar. Yarın yarım doz daha düşük verelim. Tamam. Ben 2 saat sonra tekrar uğrarım. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Günaydın. Günaydın. Yeni asistan geliyormuş değil mi bugün sizin ekibe? Evet ya, nasıl mutluyum anlatamam. Demir'de canımız çıktı iki asistan. Yani bu seferki muhteşem fermana dayanabilirse belki çıkmaz. Ne alakası var ya? Ay hiç kıyamaz hocasına. Günaydınlar. Günaydın. Ne haber güzellik? İyi sen? Demir Bey, sence yeni asistan nasıl biri olacak? Adil Hoca seçtiğine göre kesin yaşlıdır. Bunca senedir asistanlık yapıyordur. Adil Hoca da acayip işe almıştır. Yazık. Ha? Bence genç, zehir gibi, okul birincisi ve erkek. Var mısınız iddiaya? Kazanan 1 aylık yemek fişini alır herkes. Yok artık. Bir saniye, ben varım, varım. Kadın, kadın diyorum. Evet, ama tipsiz. Evet, bir asistan, 2 hemşire olduk. Yok mu arttıran? İnek, sıkıcı, tipsiz. Ne kadar kötüsünüz ya. Birazcık pozitif olun. Bence gayet iyi bir çıkacak. Göreceksiniz. Melek. Bence gayet sıkıcı biri çıkacak. İmzamı atarım. İstanbul'da genç yapmış bulunmaktayız. Lütfen dikkat. 137 sefer sayılı Adana uçağı yolcularının güvenlik kontrolünden geçmeleri önemli rica olunur. Attention please. Evet. Evet, havanındayım. Antrenmanı bekliyorum.
yolcu alımı hazırdır. Yolcuların güvenlik kontrol noktalarına gelmeleri önemli rica olunur. Müsaade edin bana. Doktor! Müsaade edin. Şah damarında kesik var. Acilen bana temiz bir bez lazım. Bende var, bende var. Şimdi onu boğuyorsun. Yanılmasını durduruyorum. Öldürüyorsun onu. Ne diyorsun sen be? Bezi yanlış yerde tutuyorsun. Anatomi dersini şah damarının nerede olduğunu bilecek kadar hatırlıyorum. O bir yetişkin değil. Bir çocuk. Nefes borusuna baskı yapıyorsun. Basıyı biraz daha yukarıdan yapmanız lazım. Böyle. Korkmayın. Tedavi edilebilir. Sen doktor musun? Doktor Ali Vefa. Ben Hayat Hastanesi'nde asistan cerrahım. Otizmli bir doktor mu? Aynen öyle. Size önerdiğim asistan doktor, yüksek fonksiyonlu otizm spektrum bozukluğundan muzdarip fakat doktorluğa muazzam bir yeteneği var. Tıp eğitimini tamamlayabilmiş peki? Hem de birincilikle. Cerrahi bilgisi en az yeteneği kadar kusursuz. Merak etmeyin Tanju Bey'i çok iyi biliyorum. Ben şark hizmetindeyken tanıdım Ali'yi. 7 yaşındaydı. Tıp dergileri karıştırıyordu oynarken. Bir baktım daha bir sene geçmeden bütün vücut organlarını ezberlemişti. Vena... Kava superior. Organların isimlerini ezberlemekten bahsetmiyorum. Bütün vücut organlarını anatomisi ve fonksiyonlarıyla ezbere biliyordu. Sanki onların hepsini birebir görmüş gibi resimlerini çizebiliyordu. Büyüyünce tıp fakültesini kazandı. Bitirdikten sonra stajlarını da yaptı. Artık ihtisasını yapmaya hazır. Bir dakika yalnız ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Otizmli biri bütün bu dediklerinizi nasıl başardı? Çünkü Ali de sadece otizm değil, aynı zamanda savan sendromu da mevcut. Bildiğiniz gibi savan sendromu olan insanlar belirli bir alanda deha derecesinde yetenek sergilerler. Sıra dışı yeteneklerden bahsediyorum. Hiç kimsede olmayan bir hafıza ve çok boyutlu zeka yetisi. En önemlisi Ali bizim göremediklerimizi görür. Öyle başka bir açıdan bakar ki doğrudan bir bakışta röntgenini çeker insan. Sayın Yelda Özbek. Çocuğun sol kolundaki venler dolgunlaşıyor. Bu kötü bir şey mi? Ben görmüyorum. İntratorasik basınç. Göğsü yükselip alçalıyor. Yani nefes alıyor şu anda. Göğsü paradoksal olarak hareket ediyor. Öncelikle hastanın solunum durumu tespit edilmeli. Hava limanımıza inmiştik. Sol akciğerde cevap yok. Tansiyon pnömotoraks. Bıçağı olan var mı? Suni teneffüse başlasan iyi olur. Birazdan nefes almayı bırakacak. Nereye gidiyorsun? Dur gitme. Sayın Yusuf Afendi,
Merhaba. Bir bıçak alabilir miyim? Şu üstteki bıçak olur, kırmızı olan. O keskin, işimi görür o. Ya kardeşim, senin işin gücün yok mu Allah aşkına? Hadi git ya. Açıyor! Yakalayın, silah var! Yakalayın! Elinde silah var, bıçak var, yakala! Alayım! Bıçak var, dikkat edin! Hemen bunu karakola götürün. Bırakın onu! Bırakın onu! Oğlu o kurtarıyor, doktor o! Doktor mu? Etkileyici. Etkileyici mi? Beliz Hanım, ya ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Ya bu adam otizmli değil mi? Adil Hoca, benim bölümüm rehabilitasyon merkezi değil. Siz bölüm başkanıysanız Adil Hoca da bu hastanenin başhekimi. Eminim o da en az sizin kadar düşünüyordur hastanemizi, değil mi? Hı? Ama yine de insan tereddüt ediyor tabii. Yani siz onunla birebir vakit geçirip onu gözlemlemişsiniz. Ali Bey'in durumuna rağmen görevini yerine getirebileceğine emin olabiliyor musunuz? Bu ellerden emin olduğum kadar. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon. Beşinci interkostal aralığının alt kenarından girilmeli. Böylece kan damarları veya sinirler hasar görmez. Abi inanılmaz şeyler oluyor şu anda. Adamın biri gözümüzün önünde ameliyat yapıyor. İnanılmaz. Her şey iyi güzel de bu şişe niye? Hasar onarılana kadar hava akciğerleri sıkıştırmaya devam edecek. Tüp havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Şişenin içindeki sıvı da onun tekrar geri girmemesini. Tek yönlü valf yaptın yani. Evet, nefes alması için. Hayatını kurtardı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam. Şu an nefes alıyor ama başka bir yerinde iç kanama olabilir. Hemen hastaneye götürün beni. Gelmiyor musunuz? Benim bir yere geçmem gerekiyor. Ya oğlum, bir şey olur mu yolda? Ben nece konuşuyorum bu kurulda? Tamam anladık. Cerrahi yeterli, ispatlı. Peki hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişimi ne olacak? Sosyal anlamda bizimle aynı becerilere sahip değil tabii. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Evet, iletişim konusunda ortalamanın altında. Daha içe kapanık. Gündelik konuşmaları takip etmekte zorlanıyor. Ama biraz özenle hepsini öğrenebilir, değil mi? İyi ama bizim hastane olarak esas özen göstermemiz gereken şey hastalarımızın sağlığı. Doktorlar değil. Öyle değil mi Melis'im? Bence Ali Bey'le bir mülakat yaparsak durumu daha iyi anlayacağız. Ali Bey nerede? Çoktan burada olması gerekiyordu. Bir terslik oldu sanırım. Bak ne kadar küçük. Çok erken doğmuş. Biz bir bebek yapsak ne güzel olur ya. Hı?
doktor Metin Esmer. Bizim servisteki batın travmalı hastayı kardiyoloji bölümündeki Ahmet Demir Bey de görsün. Bir 20'deki Mutlu Bey'i yarın ameliyata hazırlayın. Yarın sabahki seminerimde öğleden sonra 3'e kaydıralım. Tamam? Lütfen aracınızın başına. Organ nakli kurulundaki görüşmeler için ailelerden onam alalım. Ferman hocam. Nedir? 22 haftalık. İltihap boşaltısı da durumu iyileşmiyor. Batında serbest hava var. Perforasyon belirtisi başka? Bağırsakta enterit nekroz görüldü ultrasonda. Acil ameliyat. Hocam bünyesi çok zayıf. Ameliyatı nasıl kaldırırız? Ameliyat etmezsek yaşama şansı nedir Demir? Nedir? Ben de öyle düşünmüştüm. Ailesine durumu izah edin. Onamını alın. Onlar verecek kararı. Peki hocam. Devam edelim arkadaşlar. Elif Hanım, bebeğinizin durumunu inceledik. Elimizdeki tek yol ameliyat. İyileşecek değil mi o zaman? Garanti veremeyiz. Şansı var ama. Elif Hanım, elimizden geleni yapıyoruz ama yaşama ihtimali %20. Bakın, bakın anlıyorum. Anlayamazsın. Yıllarca bekledim ben onu. Tedaviler, düşükler, tüp bebekler. Yıllar sonra bir mucize oldu. Tam ona kavuştum derken erken doğum. Bir kere kucağıma bile alamadım onu. Kokusunu duyamadım. Emziremedim. Adını bile koyamadım daha. Bakın bu ülkede bebeğinizi kurtaracak bir doktor varsa o da Ferman Hoca'dır. Tamam? Bakın Elif Hanım. Ben prematüre bebeklere çok baktım. Siz küçük olduğu için onu güçsüz zannediyorsunuz ama tam aksi. Daha güçlü o. Gelişmemiş organlarına rağmen savaş veriyor, vazgeçmiyor. Peki. Siz de ondan vazgeçmeyeceksiniz o zaman. Evladımı kurtaracağınıza söz vereceksiniz. Bakın. Lütfen. Söz verin. Nazlı, gitmemiz lazım. Hadi. Lütfen. Elif Hanım. Söz vermezseniz hıza vermem. Bakın. Allah aşkına söz verin. Nazlı. Lütfen. Lütfen söz verin. Allah aşkına söz verin. Tamam söz. Laboratuvardan söz veriyorum. Söz veriyorum. Kurtaracaksın sana. Benim Ben Hayat Hastanesi'ne gitmem gerekiyor. Doğru ambulanstasın o zaman. Oraya gidiyoruz yani. Abi, teşekkür ederim. Nereden çıktı şimdi? Cennete gitmeden herkesi kurtarırım.
Aferin sana. Aslan gibi doktor olacak benim kardeşim. EKG değişti. Aynı. Nabız 86. Hayır. Biraz önce daha yüksekti. Şimdi düştü. Biraz önce de 86 idi. Şimdi de 86. Hayır. Biraz önce şuradaydı. Şimdi düştü. Voltaj düştü. Ne oluyor? Ne diyor? Kardeşim, çocuk iyi. Merak etme. Bir şey yok. Bir sorun var. Hey Allah'ım, sen bana sabır. Ya bir şey yok dedim ya kardeş. Gidiyor oğlum. Eko. Eko. Sayın Yasemin Tozan. Nereye? Danışmaya. Ameliyata. Girmiyorsun sen. Ama hocam söz verdim. İşte bu yüzden girmiyorsun. Hasta yakınıyla olan konuşmanı duydum. Böyle bir vakada kimseye bu şekilde söz veremezsin. Gereğinden fazla bağ kurdun. Hocam ama... Hocanın işi var. Sayın Hadi Demir. Yeni vaka. Havalimanında kaza olmuş. Eko. Nedir Eko? 8 yaşında sağlıklı olan, kafasına cam pana düşmüş, iç kanaması var. Tamam, travma 2'ye alın. Fil vücut taraması yapılsın. Eko lazım, hemen şimdi Eko. Sen kimsin? O yaptı onun da her şeyi. Tamam, alalım içeri. Eko. Hop, dur. Kardiyak belirtileri normal. Kanaması başka bir yerde. Değil. Ekokardiyogram. Bağırma. Kalbi iyi. İyi. Burada beklesin. Durmazsa dışarı çıkarın. Tamam. Sayın Duygu Eriş. Eko. Nereye? Eko. Yardım et. Eko. Nereye? Eko. Ya bak. Eko. Ekokardiyogram. Hayır arkadaşım, git işine, uğraştırma bizi. Eko. Elinizi vicdanınıza koyun. Önünüzdeki CV'de otizm yazmasaydı hepiniz peşinden koşardınız böyle bir asistanın. İyi de yazıyor. Adil mi bu? Soruyorum size, hak mı bu? Adil Bey, kadroda otizmli bir doktor. Hayal edin. Yani dışarıdan nasıl gösterecek bu bizi? Daha iyi insanlar gibi. Anlamıyor musunuz? Bu çocuğu alıp onun gibi daha nicelerine umut olabiliriz. Siz sanıyorsunuz ki karşınızda bir tek Ali var. Yanılıyorsunuz. Binlerce otizmli genç var sizin karşınızda. Dışarılarda bir kapının arkasında bekliyorlar. Açalım o kapıyı. Buyur edelim içeri. Yılmayın diyelim. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Kendinizi eksik hissetmeyin. Yapabilirsiniz. Sizin de bir şansınız var bu hayatta. Sizin de herkes gibi yaşamaya hakkınız var diyelim. Bu hastaneyi daha iyi bir yer haline getirebiliriz Beliz. Ben Ali için bir şey istemiyorum sizden. Bizim için bir şey istiyorum senden. Hocam.
Ali Bey'le konuşamadığımıza göre bir oylama yapmak istiyorum. Ali Vefa'nın bu hastanede çalışmasına karşı olanlar. Anlaşıldı. Ali Vefa'nın bu hastanede çalışması oy çokluğuyla reddedilmiştir. Arkadaşım, anlamıyor musun? Doktorlar zaten hastayla ilgileniyor. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Git, git buradan. Burada yerin yok. Sana ne aldım? Bana ver. Açsana. Hani bana doktor olacağım demiştin ya. Bak, şimdi aletlerin var. Bak abicim, kim ne derse desin, kimseyi dinleme. Çünkü sen aramızdaki en akıllı kişisin. Doktor olacaksın sen. Tamam mı? İleride bana bir şey olursa sen kurtaracaksın beni. Söz mü? Aferin sana. Bebek yaşıyor değil. Bir ailesine söylemeli. Neyi? Kızları savaşçı çıktı. Hocam, bir hasta geldi acil, iç kanaması var. Ameliyathane yolun, hemen geliyorum. Ha. Bebeğin ailesine haberi başkası verecek. Tamam? Tabii hocam. Sayın Semih Yay, Sayın Semih Yay, aracınızı çekmek için ana girişte bekleniyorsunuz.
uzmanımız Ferman Bey bebeğinizin operasyonunu tamamladı. Başardı. Yaşayacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Birini göndereceğim. Birini göndereceğim. Daha detaylı bilgi verecek, tamam? Kurtuldu. Geleceğim sonra. Kurtuldu. Kurtuldu artık. Kurtuldu. Evet, nedir? Neredeydin? Geldim hocam. Çıkan ama. Karın tomografisinde evde 3 karaciğer ve dalak laserasyonu var. Tek yönlü valf. Muhteşem. Bunu kim yaptı? Sanırım getiren kişi hocam. İlk müdahaleyi de o yapmış. Tomografi göreyim. Serbest hava görünmüyor. Jugularis internada hematom belirtisi var. Muhtemel hasar burada olabilir. Ama iç kanama durdurulmuş. Bu ilk müdahaleyi kim yaptıysa bu işi bayağı iyi biliyor. Evet, bu yakışıklıyı güzelce uyutalım. Pediatri bölümünde Suudi Hanım var, onunla görüşmek istiyorum. Bilgisini ver. Tabii hocam. Beyefendi, lütfen. Ne oluyor, dağ başı mı burası? Hocam pardon, tutamadık, içeri daldı. Beyefendi. Güvenlik! Perikardiyal efüzyon. Beyefendi, çıkar mısınız? Perikardiyal efüzyon. Perikardiyal efüzyon. Bunu herkes kendini doktor sanıyor ya. Yok. Evet, iş başına. Zaman yok, zaman yok. Çıksana kardeşim. Zaman yok. Durun. Zaman yok. Durun. Ne yapıyorsunuz? Havaalanında oğlumun hayatını kurtaran doktor o. Ya hanımefendi, pardon. Lütfen. 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 Tamam. Tamam, ben gidiyorum. Bu adam buradan ileriye geçmesin bak, tamam mı? Yoksa Ferman Hoca beni tepeler, ben de seni. Anladın mı? Peki efendim. Zaten işim başımı açmış. Bu ne ya? İyileşecek mi? Evet, merak etme, iyi olacak. Sakin ol. Adil hocam. Adil hocam. Size saygım da hayranlığım da büyük, biliyorsunuz. Ama bu hastane bana babamın emaneti. Ben onu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Otizmli bir doktor, büyük risk. Ben alamam o riski. Kim alacak peki? Dışarıda kalmış bir sürü insan var. Hayata tek bir şans bile elde edememiş. Kimsenin dönüp bakmadığı insanlar. Sen ben almazsak kim alacak onları içeri? Hiç
hiçbir yerden kabul almadı bu çocuk. Kaç hastaneye başvurdu bilirsen. Bu onun son şansı. Karar yetkin var. Kullanamayız. Bir şeyler yap. Konuşabilir miyiz lütfen? Çok fazla gürültü oluyor. Kendisinin burada çalıştığına dair duyum aldık. Hanımefendi, bir saniye, bir yanlışlık oldu galiba. Burada öyle biri yok diyorum. Ben duvara mı konuşuyorum? Lütfen ama. Havaalanında... Bir saniye, bekler misiniz? Ayşe Hanım sizinle ilgilenecek. Ben hemen döneceğim. Dalmasınlar lütfen. Arkadaşlar, sizi lütfen. Ne oluyordu? Hiç anlamadım ki Beliz Hanım. Sosyal medyaya bir video düşmüş, onun peşindelermiş. Ne videosu? Havaalanında bir doktor bir çocuğu mu kurtarmış ne? Bizim hastanede çalıştığını söylüyorlar ama ben hiç duymadım öyle bir doktor burada. İsmi Ali olabilir mi bu doktor? Bilmiyorum ki. Mucize doktor diye etiketlemiş herkes. Söyle gazetecilere dışarıda beklesinler, gerekli açıklama yapacak. Tabii ki. Kıvılcım, odama gelebilir misin? Acil. Aspiratör. Biraz daha Nazlı. Yeter. Ciğer ve dalak kritik durumda değil. Başka yerinde kanama. Pinset alayım. Kalp atışı 180, kan basıncı 50'ye 30 ama düşüyor. Ne oluyor ya? Eko! Eko! Hastaya eko yapıldı mı? Hayır hocam. Acil sonogram makinesini getirin. Defibratörü de hazırlayalım mı hocam? Daha değil. Kalbinde ne sorun var görmem gerek. Perikardiyal efüzyon. Beyefendi, çıkar mısınız? Perikardiyal efüzyon. Azalmış kardiyak debi. Yani perikardiyal efüzyon. Ekoyu bırakın, perikardiyosentezi hazırlayın hemen. Çocuklarda açı dar olduğu için perikardiyosentez kolay olmaz. Açı perikardiyosentezin mümkün olmadığını gösteriyor. Karnın üst kısmını açacağız. Demir. Beşler. Hastada kardiyak tamponat gelişmiş. Şok yüzünden kalp duvarında hasar oluşmuş. Perikardiyal tamponat basıncı azaltmak için kalp boşluğunda gibi kesikle tedavi edilir. Aspiratör. Bir daha Nazlı, bir daha. Yeterli. Kanamanın tam yerini bulmamız gerek. Eğer kesik yüzünden kanama devam ederse... Kalbi açmamız gerekir. Kalbi açtıktan sonra ilk iş... Kanamayı durdurmaktır. Aspirasyonun ardından da... Sternotomi için hazırlanın. Haydi. Kardeşim, ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah.
Kanamayı yeterince hızlı durduramazsanız kalp durur. Kan basıncı 45'ten 30'a düştü. Hastanın kalbi VF'ye girdi. Vazopresörü arttırın, vazopresörü arttırın. Vazopresörü arttırdığınız an defibrilatörü hazırlayın. Hocam hazır. Hızlı çık. Şok. 3, 2, 1. Demir bir daha. Hazır hocam. 3, 2, 1. Fazla. Demir bir daha. Hazır. Evet. 3, 2, 1. Normal ritim tekrar başladı hocam. Son durum? Hocam, nabız 150, kan basıncı 90-60, satürasyon 98, her şey normale döndü. İyi iş çıkardınız arkadaşlar. Nazlı, hastayı kapatalım. Tabii hocam. Yusuf'un refakatçisi. Ameliyat gayet iyi geçti. Kanama kontrol altında, merak edilecek bir durum yok. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun. Rica ederim. Biraz zorladı kanama ama ilk müdahale çok doğru yapılmış. Merak ettiğim yapan doktoru tanıyor musunuz? Şu giden. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bakar mısın? Bakar mısın? Hey, sakin. 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 Yusuf'a yaptıkların için teşekkür etmek istedim. Daha önce böyle bir müdahale yaptın sanırım. Şişeden tek yönlü valf yaptın ama. Perikardiyal efüzyon. Travmatik pnömotoraks. Bunları bilmeden nasıl yaptın? Hafızamın içine depoladığım bilgilerden. Doktor musun sen? Hangi hastanede çalışıyorsun? Burada. Branşın ne? Genel cerrahi. Sen benim yeni asistanım mısın? Siz Doktor Ferman Eryiğit misiniz? Abi inanılmaz şeyler oluyor şu anda. Adamın biri gözümüzün önünde ameliyat yapıyor. İnanılmaz. Bütün internette yayılmış. Hastane için inanılmaz bir PR fırsatı bu. Biz bunu basına servis edebiliriz. Ben nereden buldum sanıyorsun? İnanmıyorum. Keşfetmişler mi? Şu an hepsi kapıda. Harika fırsat. Ama ben yine de önce Ferman'a danışacağım. Ne de olsa onun ekibinde çalışacak. Vallahi kime danışırsan danış. Ben bir an evvel yönetim kurulunu tekrar topluyorum. Aa, bu arada. Teşekkür ederim. Yani videoyu ilk benimle paylaştığın için. Rica ederim. Senin gibi fırsatçı birinin kaçırmak istemeyeceğini düşündüm. Heyecanlı bakılırsa yanılmamışım. Beliz'im. Bak biz birlikte çalışmak zorundayız. Bunu biliyorsun öyle değil mi? Çünkü babam böyle istemişti. Allah aşkına sen ne zaman affedeceksin beni? Annem mezardan kalkıp geldiğinde. Belki o zaman.
Merhaba. Ah be çocuk be. Oh be. Neredesin sen? Buradayım. Onu demiyorum. Neden geç kaldın yani? Bir çocuk travmatik pnömotoraks vakası ile ilgilenmem gerekti. Güvenliği geçmekten daha kolay oldu. Çocuk iyi mi? Hı. Telefonu nerede? Kaç kere aradım açmadın? Bir hırsızın eline geçtim tahmin ediyorum. Toplam kaybım 1250 TL. Özür dilerim. Şşş, tamam tamam tamam. Sakin ol, sakin ol. Hallederiz. Şşş. İyi. Hadi bakalım aşağı inip sana bir şeyler yedirelim. Yemek saatim 15 dakika var. Teşekkür ederim. Ama aşağıdaki usta çok iyi döner yapıyor. Demek ki artık biz kendimiz yiyeceğiz. Pilav üstü döner mi? Pilav üstü döner. Bol tereyağlı. Domates soslu. Kafeteryaya gitmemiz, sipariş vermemiz 15 dakikayı bulur. Bulmaz mı? Turşu yemem, turşu sevmem. Biliyorum. Turşudan hoşlanmam, turşu yemem. Ali biliyorum, kontrol ettim, turşu koymadılar. Turşu istemiyorum. Ali'ciğim, turşu murşu yok, sakin. Turşu yok. Yavaş ye, boğulacaksın. Döneri çok seviyorum. Seninle bir şey konuşmam gerekiyor çocuk. Ben elimden geleni yaptım ama senin bu hastanede o ne ya? Şu televizyon sesini açar mısın? Aç, 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 aç. Bir olay yaşandı sayın seyirciler. Annesiyle tatilden dönen 8 yaşındaki Yusuf Pozandı bir cam panonun altında kaldı. Görünmez kazada ağır yaralanan küçük Yusuf'a müdahale etmesi için sağlık ekiplerinin gelmesi bekleniyordu. Ancak o sırada havaalanında bulunan genç bir doktor, havaalanında ne oldu? Küçük Yusuf'u terminalin odasında ameliyat etti. Travmatik pnömotoraks vakası. Yüzlerce insanın gözleri önünde havalimanında bulunan eşyalarla yapılan ilk müdahale başarılı oldu. Sosyal medyanın ilgisi büyük sayın seyirciler. Efendim. Merhaba hocam. Hemen geliyorum. Ali. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Ama sen burada beni bekle, tamam mı? Ben ne zaman işe başlayacağım? Bunu gelince sana söyleyeceğim. Ama sen hiçbir yere ayrılma. Açık havada beklemeyi tercih ederim. Tamam o zaman, ne yapalım? Sen arka çıkışta bekle, orası daha sakin olur. Ben güzel haberlerle döneceğim. Tramvalı havaalanına sızına yeni bir eko çekilsin. Tamam hocam. Notunuzu alıyorum. Efendim? Nazlı Hanım. Prometüre bebekte komplikasyon gelişti. Tamam tamam, hemen geliyorum. Ferman Hoca'yı gördün mü? Yok, görmedim. Ya ameliyattan sonra hiç görmedim. Ne oluyor? Kurul hazır mı? Bütün üyelere haber verildi. Süpersin. Biraz Hanım. Ferman Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Kurula yetişmem gerek ama 5 dakika ayırabilirim. Buyurun. Evet. Kızmıyorsun değil mi hastanede resmi olmanı istediğim için? Yok. Aksine. Hoşuma gidiyor. Ama hoşuma gitmeyen bir şey duydum. Yeni asistanım.
Ben de seninle bu konuyla ilgili konuşacağım. Hayır, Beliz. Çok netsin. Evet, netim. Yani çocuk yetenekli. İstiyorsan al. Ama kendi ekibinde böyle bir asistan istemiyorum. Neden? Ne demek neden? Sen tanıştın mı bu çocukla? Belli. Eğer tanışsaydın anlardın ne demek istediğimi. Beliz çocuk iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Aşağıda zamanla yarışıyoruz, anladın mı? Üzgünüm ama bu hastanede cerrahiden ibaret değil. Benim düşünmem gereken başka şeyler de var. Beliz. Sen bana güvenmiyor musun? Hı? En doğru kararı vermeye çalışacağım, söz. Hocam, ay çok özür dilerim hocam. Çok pardon. Nazlı söyle. Nazlı, tane tane. Prometra bebekte komplikasyon gelişti. Çabuk. Nazlı. Bir daha lütfen ne kadar acil olursa olsun kapımı çalmadan odama girme, tamam mı? Affedersiniz. Bir daha olmaz. Evet, nedir durum? Fistül komplikasyona sebep olmuş. Kolodak kanalı delinmiş olabilir. Safra yolunda delik var. Sızan safra karın boşluğuna akıyor. Bunu durdurabiliriz. Safranın bağırsağı aktı, yeni bir yol yapabiliriz. Yani safra ile bağırsak arasını anastomoz yaparız. Safra kanalı çok ince. Bağırsağı da yeterince uzun gözükmüyor. Oksijen saturasyonu 80'in altında. Ultrasonu. Hocam! Acil! Demir! Hocam! Vücut ısısı 36'nın altına düştü. Hocam bir şey yapın. Nazlı düşünüyorum, bir saniye. Sen biraz sakin olsun. Hı? Ölmesini mi seyredeceğiz hocam? Hocam sizin hep bir B planınız vardır. Lütfen hocam siz... Yeter! Biraz... Çık dışarı! Ne? Almadım bu vakadan ben seni. Çık! İş başına. Neler oluyor, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu, ne oldu? Bir şey söyleyin. Sakin. Doktor hanım. Bir şey söylemedi. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ağlama. Nasıl? Tamam. Sakin ol Nazlı. Sakin ol. Hadi. Yapacaksın. Ağlama. Ağlamak rahatlatıcı, tansiyon düşürücü bir eylemdir. Yaşamımız boyunca 95 litre gözyaşı dökeriz. Daha çok var, ağlayabilirsin. Bebek bir hastam var. Prematüre. Ana safra kanalı delinmiş. Dışarı sızıyor. Ama organları o kadar ince ki hiç müdahale edemiyoruz. Diren tüpü takılmalı. Öyle sadece safrayı boşaltabiliriz. Deliği dikemeyiz ki. Tüpü ilk dikişin altına takarsınız. Ameliyattan sonra da kapanmasını beklersiniz. Harikasın sen! Çekin! Çekil. Tren tüp.
çok geç. Hayır hocam, dinleyin. Bakın, diren tüpünü ilk dikişin altına takacağız, iltihabı boşaltacağız. Nazlı, çok geç. Duymuyor musunuz hocam? Peritoniti önleyebiliriz. Ameliyattan sonra da kapanmasını bekleyeceğiz. Çok geç. Ama... Çünkü tüpü çoktan taktım. Bebeğin durumu gayet iyi. Bir tanesiniz. Elinize sağlık hocam. İşim bitmedi daha seninle. Asistan odası. 5 dakika. Merhabalar. Dikkat. Lütfen sakin. Bebeğinizin durumu stabil. İyi olacak, merak etmeyin. Doktor Bey, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. İyi günler. Volkan, biraz müsaade eder misin? Hocam. Bir daha ameliyathanede kendini kaybedersen. Asla. Bir daha benden şüphe edersen. Etmem. Bir daha hastayla mesafeni koruyamazsan. Söz veriyorum. Kabul edeyim mi sözünü? Hı? Hı hı. O zaman sen de benim özrümü kabul et. Efendim? Aşırı reaksiyon verdin, çok duygusaldın, gidip bir yerde ağlayacaksın zannettim. Ama yine de doğru yöntemi bulup geri gelmeyi başardın. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil Nazlı. O yüzden seni tebrik ederim. Şey... Ne? Ne hocam... söyle? Söyle. Teşekkür ederim. Şöyle. Anlaştık değil mi? Güzel. Hangi tarihte görülmüş verdiğimiz kararı bozduğumuz? Tanju Bey, biraz sakin. Kurulu yeniden topladık. Çünkü Ali Bey'in PR'ımız için bu kadar hayati önem taşıdığını bilmiyorduk. Sadece PR meselesi değil. Videonun tamamını izledim. Bir doktor olarak yeteneği gerçekten sıra dışı. İnsan hayatı bu. Bir hata yapsa ne olacak? Bunun sorumluluğunu kim alacak? Ben. Altı ay verin Ali'ye. Eğer bir hata yaparsa ben de istifa edeceğim. Merhaba. Adil Hoca'yı gördünüz mü? Hayır, görmedim. Merhaba. Adil Hoca'yı gördünüz mü? Odası 3. katta. 3. kata baktım, yok. Geçmiş olsun. Adil Hoca'yı gördünüz mü? Ağrıyor. Kızım, ben bu ameliyattan çok korkuyorum.
Gülen amcim, korkulacak hiçbir şey yok. Doktorunuz açıkladı ya, siz hiçbir şey hissetmeyeceksiniz ki. Laparoskopi yapılacak. Karnınıza küçük delikler açıp içindeki yaraları görüntüleyeceğiz sadece. Korkuyorum canım. Anlıyorum, korkulacak hiçbir şey yok. Sindirim sistemimizde skar görüldü. O yüzden laparoskopi yapmak zorundayız. Laparoskopiye ihtiyaç yok. Aa, siz bu... Gözleri kırmızı, üveyit belirtisi. İmmünitenin alevlenmesinden kaynaklanıyor. Sindirim sistemindeki skarlar bu yüzden. Hastanın diğer intestinal semptomları yoksa acilen üveyite sebep olan nedenin tedavi edilmesi lazım. Laparoskopi değil. Doktor muydu bu? Pardon, Adil Hoca'yı gördünüz mü? Bana bekle dedi ama gelmedi. Pardon, siz Ali Bey misiniz? Nereden biliriz? Adil Hoca söyledi geleceğinizi. Ayrıca başhemşireler hastanede olan her şeyi bilir. Adil Hoca'nın nerede olduğunu bilirler mi? Tabii. Şu anda işe alınmanız için kurulda uğraşıyor. Alınmadın mı zaten? Maalesef. Ama üzülmeyin, Adil Hoca sizin için ikna eder kurulu muhakkak. Etmesin. Etmesin, yapmasın sakın. Neden? Siz duruyorsun zaten. Şimdi artık yanında taşıma. Tamam, tamam, özür dilerim. Kızmadım ben sana, tamam mı? Gel. Böyle olmaz abicim. Tavşan gitti. Artık yok. Arkadaşlarla oynayacağım bundan sonra. İstemiyorlar. Bak abicim. Böyle yaparsan kimse seninle oynamıyor işte. Gel benimle. Ben ikna edeceğim onları senin için. O da seninle oynamak istiyor işte. İyi tamam oynasın. Ali duydun mu? Hallettim, oynayacak mısın seninle. Hadi gel. Ama bir şartta. İçeride bakırtaylar var. Onları getirirseniz olur. Hadi sen oğlum. Gel. Yapmasın. 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 Sakın yapmasın. Sakın benim için konuşmasın. Konuşmasın. Sakın yapmasın. Ali Bey, bir sakin olur musunuz lütfen? Niye böyle söylüyorsunuz? Kötü şeyler oluyor çünkü. Ama o zaman sizin yapmanız gerekecek bunu. İnsanları ikna edebilecek misiniz bu işi yapabileceğinize? Yapabileceğimi sanmıyorum. İnsanlar beni ilk tanıdığında iyi karşılamaz genelde. Öyle mi? Olsun. Ben alışayım. Bu sefer başka türlü olacak belki. Ne kadar yetenekli olduğunuz belli. Sadece biraz kendinize güvenin. Bir de lütfen sakin olun, olur mu? Teşekkür ederim başhemşire. Şimdi gidip Adil Hoca'yı bekleyeceğim. Hem de sakin olacağım. Yapabilirsiniz. Evet, yapabilirim. 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 Yine buraya saklanmışsın. Ne oldu, neyin var? Ben çok kötü bir şey yaptım Demir. Ne yaptın? Ferman Hoca'ya yalan söyledim. Sen? Yani
Öyle tam olarak yalan da sayılmaz ama. O yanlış anladı. Ben de bozmadım. Ben her gün yapıyorum öyle şeyler. Ama ben sen değilim. Biliyorum. Ya sen gerçekten iyi bir insansın. Öyle şeyler söyleme ne olur. Şimdi gideceğim, itiraf edeceğim. Ben ne desem gidip itiraf edeceksin zaten. Allah Allah. Ha? Nereden biliyorsun? O yüzden seviyorum çünkü seni. İnsan olarak yani arkadaşça. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa haklısın. İki dakika benimle. Gelemem. Ya iki dakikacık gelsene, çok önemli. Olmaz. Niye? Adil Hoca burada beklememi söyledi. Ha, Adil Hoca ile tanıştın. Ya tamam, hemen geleceğiz söz. Hadi gel. Peki, tamam şöyle yapsam. Bizim bölüm sekreterini arasam. Adil Hoca'ya benim yanımda olduğunu söylese. Ha? İyi bir fikir olabilir. Tamam, arıyorum, tamam, arıyorum. Gülün, Gülüncüm senden bir şey rica edeceğim. Evet. Adil Hoca seni ararsa. Doktor kimliğinizi bir kenara bırakın, insan olarak karar verin. Otizm bir hastalık değildir. Sadece beyinleri farklı çalışır. Dediğim gibi 6 ay verin Ali'ye. Ben bütün sorumluluğu üstleniyorum. Eğer Ali bir hata yaparsa ben de gideceğim. Yeterli mi? Bir kere Ali Bey'le konuşmadan bir karar verdik ve hata yaptık. Bu hatayı tekrarlamayalım, olur mu? Gülün, kızım. Doktor Ali'yi toplantı odasına getirir misin? Gel. Hocam. Merhaba hocam. Gelir misin? Hocam, benim size söylemem gereken bir şey var. Bu ameliyattaki diren fikri benim değildi. Onundu. Kal geldi öyle, siz beni tebrik edince ben de söyleyemedim, çok özür dilerim. Hatanı anladıysan sorun yok. Benim ekibimde çalışacaksın öyle mi? Hı? Yeni asistan o mu? Sizden öğreneceğim çok şey olduğu için heyecanlıyım. Benden öğreneceğin tek şey neden cerrah olamayacağın olur. Hocam. Gerçek bu. Pardon hocam. Kurul Ali Bey'i görmek istiyor da. Çıkabilirsiniz. Thank you.
ben cerrah olamayacağım. Git buradan. Burada yerim yok. Baba, uzanmıyor musun? Aramızda yerim yok. Sana iyi şanslar. Buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun Ali Bey. Buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Ali Bey, neden cerrah olmak istediğinizi anlatabilir misiniz bize? Korkma, hemen geri çıkacağız, tamam mı? Teller oldu işte. Onları alıp çıkacağız. Sonra seninle oynayacaklarmış. Oldu mu? Sen burada bekle. Ben hemen alıp geleceğim, tamam mı? Sen orada bekle demedim mi ben? Thank you.
Ali. Bundan 14 sene 9 gün evvel tavşanım cennete gitti. Onu kurtaramadım. Ama abim yanımdaydı. Beni en çok abim severdi. Arkadaşlarım olsun isterdi. Onlarla oynayayım isterdi. Meğer bu yüzden ölecekmiş, bilmiyordum. Bilseydim, ona derdim ki, abi, ben arkadaş istemem. Ben tek seni isterim. Gitme. Derdim. Ama diyemedim. Bundan 14 sene bir gün evvel abim cennete gitti. Ne tavşanım ne de abim. Büyüyemediler. Ben çocuklar büyüsün istiyorum. Kimse vaktinden önce cennete gitmesin. O zaman büyürler. Aileleri olur. Aileleri onları çok sever. Her yerde sevgi olur. Ne güzel olur. İşte ben bu yüzden cerrah olmak istiyorum. Bir de yeni bir bisiklet almak için. Burada trafik oldukça yoğun oluyormuş. Bugünden itibaren geçici asistan doktor olarak hastanemizde çalışıyorsunuz. Aramıza hoş geldiniz, tebrik ederim. Hocam. Gel Ali, gel. Merhaba arkadaşlar. Size birini tanıtmak istiyorum. Yeni asistan doktorumuz. Ali, istersen sen kendini tanıt arkadaşlarına. Merhaba. Ben asistan doktor Ali Vefa. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudum ve üniversitenin hastanesinde stajımı tamamladım. Henüz İstanbul'da kalıcı bir adresim yok. Çocukları çok severim. Boyum 1.80. Ben sizi baş başa bırakayım. Kaynaşın. İyi çalışmalar. Demek soyadım Vefa. Evet. Vefa sevgide bağlılık anlamına gelir. Aynı zamanda İstanbul'da ünlü bir lise ve semt adıdır. Asistana gel. Gitti bunların yemek fişleri. Yeter! Karşınızda bir asistan doktor var sizin. Oh. Sesiniz gür çıktı. Sağlıklı bir yetişkinin dakikada verdiği nefes sayısı 12 ile 20 arasında değiştiğine göre desibel sayınızı da hesaba katarsak boşuna 10 nefes tükettiniz benim için. Demek ki beni önemsiyorsunuz. Teşekkürler. Bir şey değil.
Merhaba. Hoş geldin. Demir ben. Ali. Tamam. Ali. Hoş geldin. Otursana. Hocam hasta yakınları bunu asla kabul etmeyecekler. Ne kadar iyi bir doktor olduğunu görünce alışacaklar. Mesele doktorluk becerileri değil ki. Çocuğun iletişim becerileri ilkokul seviyesinde. Nasıl mantıklı kararlar alacak bu çocuk? Nasıl konuşacak? Öğret o zaman. Hocan olarak tek bir şey istiyorum senden, çok mu? Hocam şu an tamamen duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bakın, eğer mantığınızla hareket etmiş olsaydınız o çocuğu bu bölüme almazdınız. Çocuk buraya ait değil. Senin için de öyle söylemişlerdi. Ukala, küstah, kontrol edilemez. Başka ne demişlerdi senin için, ha? Ama şimdi ne diyorlar? Bu hastanenin en iyi cerrahı, değil mi? Gerekirse abilik yap benim sana yaptığım gibi. Sonuçlarına sen bile inanamayacaksın. Tanju Bey. Neredesin sen ya? Dayanamadım, zor sabrettim. Sen asıl bana sor. Düşündüğüm şey mi düşünüyorsun? Pardon. Sen gelsene benimle. Adil Hoca bitti. Esas beliz bitti. Bak, o çocuğun hata yapmaması imkansız. Ve hata yapınca Adil'in ipi çekilmiş olacak. Adil giderse beliz bu hastaneyi bir saniye bile döndüremez. Mecburen her şeyi bana bırakacak. Kıvılcım, ben daha fazla beklemek istemiyorum. Ben de. O zaman formül şu. Ali her şeyi eline yüzüne bulaştıracak. Ve hastanede sonunda bize kalacak. Fakat esas sorum şu. Sen elinden gelen her şeyi yapmak için söz veriyor musun? Başhekim sözü. Güzel. O zaman. İzle ve gör. Sen hala burada mısın?
Nereye gitmem gerekiyordu? Bildiğim kadarıyla Ferman Bey biraz sonra bütün ekibiyle beraber bir ameliyata girecek. Yani istersen sen de girebilirsin. Ben de girebilir miyim? Evet. Sen de artık bu hastanede bir doktorsun. Aspiratör. Ali sana demedim. Buraya seni izlemen için çağırdım. Buraya ait olmadığını kendi gözlerinle gör diye. Benim ekibimde çalışacaksan eğer bu hastanede hiçbir şeye dokunmayacaksın. Geçici süren dolana kadar buraya ait olmadığını kendin anlayacaksın. Şimdi köşeye geç. Ve izle. Aspiratör, demir. Ali. Kimse var mı? İyi misin? Ya sen Ferman Hoca'ya bakma. O öyle biraz serttir, kıçıktır. Ama altın kalplidir. Gör bak, birkaç gün hemen alışacak sana. Benimle arkadaş olmaya mı çalışıyorsun? Hı?
Yani bilmem. Aynı ekipteyiz. Arkadaş olsak sence de iyi olmaz mı? Emin değilim. Karışık birine benziyorsun. Ben? Ben mi karışığım? Evet. İlk gördüğünde bana kötü davrandın. Sonra iyi davrandın. Şimdi daha iyi davranıyorsun. Hangisi gerçek anlamıyorum. Gerçek bu. Öncekiler sahte miydi? Ya öyle değil de. Peki neden öyle davrandın? Yani sen... Ben tuhafım, o yüzden mi kafan karıştı? Hayır, hayır. Ha, önemli değil, ben alışığım. Ya bir dur. Tamam. Dur, tamam bir dur. Yine anlamıyorum. Tamam. Evet, kabul ediyorum, birazcık tuhafsın. Ama haklısın. Bak Ali, ben bugün çok çok zor bir gün geçirdim. Birazcık dengesiz davranmış olabilirim. Şöyle yapalım. Baştan başlayalım mı? Ha? Merhaba. Nazlı ben. Sen de yeni asistansın galiba. Merhaba, ben Ali. Memnun oldum Ali. Hoş geldin aramıza. Bence biz çok iyi anlaşacağız. Sen ne düşünüyorsun? İnsanlara dokunmayı çok sevdiğini. Ay, çok, çok pardon. Çok pardon, özür dilerim. Ama iyi bir başlangıç oldu. O zaman ben gideyim bozmadan. Görüşürüz. Güle güle. Herkesin çiftini alıp çalışıyoruz. Biraz daha özverili olabilirler diye düşünüyorum. Hemşire hanım, bakar mısınız? Buyurun hocam. Ameliyatta ne oldu? İyi geçti. Yaptık ameliyatı. Ali'yi soruyorum. Ali ne yaptı? Ha, Ali bir şey yapmadı ki. Ne demek bir şey yapmadı? Yani yapmadı. Ferman Hoca hiçbir şey dokundurtmadı. Burada bulunduğun süre boyunca öylece kenardan ameliyatı izleyeceksin. Hiçbir şey dokunmayacaksın dedi yani. Yasakladı. İyi. İşinize dönebilirsiniz. Hemşire hanım, sakın ağzınızdan bir şey çıkmasın. Tamam. Çıkıyor muydun? Vallahi tebrik etmeden bırakmam seni. Dinliyorum Kıvılcım. Ya biliyor musun, bugün gıpta ettim sana. Vallahi bravo. Neden? Neden mi? Çünkü Adil Bey kendini feda etti ve sen de okey dedin. Benimle ne alakası var Kıvılcım? Seninle ne alakası mı var? Beliz Adil Bey giderse sen ne yapacaksın? Hı? Hiç düşündün mü bunu? 30 yaşında milyon dolarlık bir hastanenin başına geçmene niye herkes okey dedi? Yatırımcılar, sponsorlar, bütün yönetim kurulu, herkes. Adil Bey başta olduğu için, yani ona güvendikleri için. Kısacası bugün Ali'yi işe alarak Adil Bey değil esas sen kendini riske atmış oldun. Ama bravo gerçekten. Cesur kızmışsın. Biliyor musun? Babam burada olsaydı gurur duyardı seninle. İyi geceler canım. Ben elimden geleni yaptım. Küçük bir bomba bıraktım Beliz'in özgüvenine. O kadar kolay mı oldu? Yüzümü görmek bile yetiyor ona. Sonuçta öyle yani. Asıl sen anlat bakalım. Ne yaptın Ali? Son yolculuğuna uğurlamak üzereyim. Harika. Görüşürüz. Hadi.
görüşürüz. Sen. Kıyafetlerini değiştir, önlüğünü giy, benimle geliyorsun. Hadi. CRP, total protein, hepsi düşük. Nazlı bakar mısın? Hocam? Bu 1014'teki Nevin Hanım'ın Batın BT'sini istiyorum. Tabii hocam. Ferman Bey. Ha, o savaş çoktan kaybedildi. Anlamadım. Yani bu çocuğun işe alınmasıyla ilgili o bilge fikirlerinizi diyorum. Artık kendinize saklasanız çok iyi olur. Çünkü Ali işe alındı. Ve senin ekibinde çalışıyor. Artık konu kapandı yani. Bunu kabullensen iyi olur. Kabullenmediğimi nereden çıkardınız? Ali'nin hiçbir şeye dokunmayacağını söylemişsin. Evet, söyledim. Ağzımdan çıkan her şeyle bu kadar ilgili misiniz? Ferman Bey, laf oyunları yapmayalım, olur mu? Ali burada çalışıyorsa herkes gibi çalışacak. Diğer asistanlarına ne iş veriyorsan ona da aynısını vereceksin, tamam? Ekip benim. Buna ben karar veririm. Ekip senin de. Hani ben bölüm başkanıyım ya burada, o açıdan dedim. İstersen asistanlarının yanında pişman olacağım bir şey söyleme, tamam? Bakın, burada hepiniz benimle birlikte çalışıyorsunuz, tamam mı? Demir, Nazlı. Bunu iyice anladığınızdan emin olun, oldu mu? Tamam hocam. Ali'nin sizden hiçbir farkı yok burada. Bu dediğinize gerçekten inanıyor musunuz? Elbette. Peki. Doktor Yasin Sunar, ameliyathaneye. Bunu siz istediniz. Gel ben. Hepiniz. Acile lütfen. Haydi. Profesör Doktor Balım Şen'e acilde bekleniyor. Hocam. Evet, nedir? Travmalı otobüs kazası. Genel durum? 37 hafif yaralı, 9 ağır yaralı, 1 eks. Nazlı Demir ameliyathaneye. Doktor olmak istiyorsun ha? Hem de cerrah olmak istiyorsun. Sana diyorum Ali. Cerrah mı olmak istiyorsun? İşte sana fırsat. Acil. Geldim hocam. Hasta döndü, yoğun bakıma. Tamam. Tamam hocam, haber veriyorum.
geliyorum. Ameliyathanedeyim Selvi. Tamam hocam. Efendim. Hastadan alın ve tansiyon alamıyorum. İlkan lazım. Tamam. Ayraç pozitif. Haber veriyorum hocam. Doktor bey, 2 numaradaki hastadan nabız ve tansiyon alınamıyor. Acil entübe edilmesi lazım. Doktor bey, acil durum, acil hasta. Acil, durum acil doktor bey, entübe edilmesi gerekiyor. Doktor bey, acil durum, lütfen bakar mısınız? Hadi, hastanın entübe edilmesi lazım. Nabzı çok yavaş. Doktor bey. Niye orada duruyorsunuz? Gelsinize. Ya bir şey yapın. Entübe edilmesi lazım aslında. Doktor bey, iyi misiniz?